18 Ocak, 24 Ocak. Değerli Başaklar, nasılsınız? Umarım her şey çok iyi ve keyiflidir. Yükselen Vay Burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Astrolojiden ne haber? Ve Akkaya Official Instagram sayfalarım. Takip etmek isterseniz günlük yorumları da yapıyorum. Değerli Başak Burçları, hemen haritanızı çıkartıyorum. Yakın çevrenizle alakalı ilişkileriniz ön plana çıkacak bu hafta. Sevdiğiniz insanlardan kolay kolay vazgeçmek istemiyorsunuz. Birbirinizi kırmak istemiyorsunuz ama bu hafta biraz çekiştirmeli. Biraz birbirimizi üzeceğimiz. Yani sevdiğimiz insanlara tutkularımızdan dolayı, değer vermek, önemsemekten dolayı baskı bir enerji sağlayacağız. O yüzden sizden ricam, bu hafta bağlarınızla alakalı noktayı abartmayın, sakinlik yapın. Çünkü çevrenizdeki enerjiler bundan sıkılabilir ve bunalabilir ve ani gerginlikler oluşabilir. O yüzden lütfen yumuşak yumuşak, derin derin, mucuk mucuk değil de biraz daha derin derin bir enerjiyle yaparsanız daha iyi olacağını düşünüyorum. Yalnız aile, kardeş ya da anne ve babada ortak bir paranız varsa bu konuyla ilgili bir fikir kararı vereceksiniz. Yani yer almak gibi, yatırım yapmak gibi. Ama burada bir fikir ters düşebilir. O yüzden parasını kendi çekip kendi yatırım yapabilir. Bu yüzden bir gerginlik söz konusu olacak ama sonra ortak bir noktayı sağlayacaksınız diyorum. Uzun süredir fark etmediğiniz iş çevrenizdeki insanlarla aranızda bir diyalog kopukluğu oluşmuş. Bunları toparlama haftanız söz konusu olacak. Çok düzenli ve güzel bir nokta, kazançlı bir haftanın, kazanmaya başlayacağınız kazançlı bir haftanın keyfini çıkartacaksınız. Yani iş enerjinizdeki aksilikler geride kalıyor. Daha keyifli hizmet verme enerjiniz, kimliğiniz daha ön plana çıkartacaksınız. Ve başarmak istediğiniz, yapmak istediğiniz rütbenizi arttırma kararı içerisinde yer alacaksınız. Bu da sizin azimli enerjiniz ve başarmak istediğiniz ve gözünüzü diktiğiniz noktaya geçmenizi sağlayacaktır. O yüzden bu disiplinle devam etmenizi istiyorum ve büyük bir rahatlıkla da tadını çıkararak kahvenizi içmenizi tavsiye ediyorum değerli Başak Burçları. Ben de içiyorum sizinle birlikte. Ama şu bir gerçek ki siz çok çalışkansınız. Tuttuğunuz her şeyi kopartan bir özelliğe sahipsiniz. Sadece insanlara taviz vermiyorsunuz ve sert tavırlar sergilediğiniz için insanlar sizi biraz rakip dışında değil de yani sert bir enerji yansıtıyor. Bunu bir toparlayalım ve agresif tavırlarımızı geride bırakalım. Enerjimizi daha yüksek tutarsak çevremizdeki insanlarla olan bağ enerjimiz daha keyifli olur ve daha huzurlu olur değerli Başak Burçlarım. Evet, ortak aile yatırımlarınız söz konusu demiştim. Çarşamba günü özellikle şöyle söyleyeceğim. Rütbeniz değişmesini isteyen bazı başaklar çarşamba bununla ilgili evranınızı alabilir. Bununla ilgili konuşmalar söz konusu olabilir. Bunun mutluluğunu yaşayabilirsiniz. Hiç beklemedik bir dostunuzdan hediye, doğum günü ya da yılbaşı hediyesi ya da size sürpriz bir hediye gelecek. Hatta hiç böyle aklınızın ucundan geçmeyecek bir insandan gelecek ve şaşıracaksınız. İlişkiler konusunda özellikle bu ara aşk hayatınıza odaklanma kararı verdiniz. Çünkü ben sayılmaya, en derin duyguya ihtiyacın olduğunu ve artık bu gün geçtikçe daha çok fazla artmaya başladığı için özel ilişkilerinizle ilgili artık elemeyi değil doğru insanı bulma dediğimiz enerjiye geçiş yapacaksınız. Ve kalbinizi artık insanlara açıyorsunuz. Hani kimin saçı kimin tokası değil de artık neyse artık kalbime uyacak bir enerji ve mantığınızla doğru hareket edeceksiniz. Bu kazanç ilişki anlamında size kazanç sağlayacak. Bence bunu gerçekten hayatınıza geçirin istiyorum. Şöyle bir durum var. İçsel dünyanızda bazı başaklar biraz karmaşık mı? Yani ikili bir enerji mi gidiyorsun? Mesela gündüz tamam bunları yapacağım diyorsun. Öğleden sonra başka bir ruh hali. Akşam yine gündüz sabahki uyandığınız enerjiye mi geçiş sağlıyorsunuz? Bence bunun için altyapınızla ilgili geçmiş korkularınız, geçmiş endişeleriniz, kaybetme ile alakalı sorunlarınız olabilir. O yüzden karmanız sizi uyarıyor olabilir. Bir psikolojik destek alabilirsiniz. Yoga, meditasyon sizin şifa olmanıza. Yani farklı şeylere kanalize olduğunuzda bu eksik taşlarınızı en iyi şekilde oturtacağınızı düşünüyorum.
Bekarlara evlilik var kesinlikle. Başaklar bu yıl çok güzel evlilik kapınız, ilişki kapınız, eksik olan hayatınız oturacak. Yalnız ev değişimi ya da şirket değişimi ya da ofis değişimi, yani bu ara bir eşya taşınma, şirket, ev, alanla ilgili bir değişimle uğraşma döneminiz olabilir. Özellikle 24 Ocak'tan sonra böyle oluşumlar gündeme gelebilir. Bunun stresini yaşayabilirsiniz. Hiç streslenmeyin, gideceğiniz nokta daha güzel ve keyifli olacak. Son zamanlarda bazı Başak burçlarında hani bağımlılık enerjisi başladı. Mesela uykuya çok alışkın olabilirsiniz. İçtiğiniz bir şeye çok fazla abartmaya başlamış olabilirsiniz. Bir şu alışkanlıklarımızı geride bırakmamız lazım, rica ediyorum. Özellikle erkek çocukları olan bazı başaklarda da çok güzel beklenmedik paralar var ve paraları değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bir de uzun süredir işsiz olan başaklarda bir dostunuzun ya da çok yakın inandığınız iş çevrenizde geçmiş bir iş arkadaşınızın size sunacağı kapıyı değerlendirmenizi hayırlı olarak uyarıyorum. Mutlaka yapmanızı istiyorum değerli Başak burçları. Sizin de teyze ya da anneden kaynaklı bir sağlık problemi, bir hastane ziyaret edebilir. Biraz canınız sıkılsa da sonu aydınlık olarak gözüküyor değerli Başak burçları. Ortak iş yapmak isteyen ya da sanatla uğraşan bazı başaklarda kariyer anlamında hızlı bir değişim. Özellikle finans sektöründe olanlarda da farklı yerlere taşınma, değişme noktası söz konusu olacak. Bunları çok iyi değerlendirdiğinizde doğru kazanç evresi var. Geçmişte gelmesini istediğiniz ve uzun süredir gelmeyi artık kokusunu özlediğim kişiyle bir telefon mesajlaşma diyaloğunuz olacak. Şaşkına dönebilirsiniz. 24 Ocak itibariyle bu enerjinde keyfini çıkartacaksınız. Mutlu kalın, umutlu kalın. Her şey sizin olsun.